Dostlarım selamlar hafta kapanış videosu değil öncelikle onu söyleyeyim ya ekran başında grafik bakarken böyle çok spontan bir video çekmek istedim böyle 10-12 tane hisse bakacağım hızlı hızlı hangi hisselere bakacağımı da bilmiyorum ee, kısa şöyle 8-10 dakikalık bir video paylaşayım dedim e, hafta kapanış videosu yarın yayında olur yarın çekeceğim. Katıl videosu da yarın yayında olacak. Haftanın takip listesini paylaşacağım. Ayrıca YouTube katılda pazar günü Borsa İstanbul sektör analizleri videosu paylaşacağım. O videonun içine kripto ve işte bir Bitcoin ve Ethereum analizleri de ekleyeceğim. Bu sektörde önemli olmaya başladı bu son süreçte. O yüzden pazar günü katıldığı bir sektör analizleri videosu da paylaşacağım arkadaşlar. Hafta sonu iki katılı videosu gelecek. Siz de YouTube katıldı Dantes kulübüne üye olarak bütün videoları izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız, videoya yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Finansal danışmanlık ve Dantes Price Action eğitim seti için de mail atabilirsiniz arkadaşlar. Endeks güzel hareket ediyor. Ama Endeks'in detaylı analizini hafta sonu yapacağım. Ee, şimdilik seçelim Migros'a bakalım mesela önüme o geldi direkt. Şimdi Migros bilanço ile beraber güzel hareket etti. Bizim e, o düzeltmenin olası bitiş dediğimiz bölgeden e, biraz bir sapmayla güzel bir yukarı koptuk. 50 günlük ortalamayı da geçtik bugün. E, gayet iyi bir ilerleme var. Benim açıkçası direnç olarak gördüğüm şu ortalamaları hacmi falan bir kapatalım. Direnç olarak gördüğüm en net bölge şurası şu dip. E, 471.5 TL Buraya kadar bir atak gelecektir. Buradan şuralara doğru bir geri çekilme olabilir 447'lere doğru. 471'in geçilmesi de 540'lere kadar alan açabilir. Güzel durumda Migros, iyi bir toparlama içerisinde. Önemli seviyeler bunlar olabilir arkadaşlar. ARD yazılımdan güzel bir atak geldi. Ya şu üst siyah çizgiye bayağıdır atak bekliyorum. Nihayet o geldi diyebilirim. Şu düşenin kırılmasına da. Ee, çok az kaldı yani hatta kırdı bile diyebiliriz ama ben 34 78 üzeri kapanış görmek isterim önümüzdeki hafta şurayı kırmasını bekleyeceğim sonra hedef 38 82 ve 42 40 olacak arkadaşlar ARD yazılımda sıralı iki hedefim olacak bakalım bakalım doğuşa bakalım 216 TL doğuş ya doğuş aslında Şunları silelim. Şöyle bir sıkışması vardı. Kırdı. Onaya kadar geri geldi. Onay aldı yükselmeye başladı. Bakın ama çok kritik noktada kapattı. Çünkü burası önemli doğuş için arkadaşlar. 218.1 önemli. Yani arka arkaya çok sıkı dirençleri var doğuşun bakın. Bunların hepsi sıkı direnç. Daha önce fiyat kaç kez dönmüş buralardan. Önce 218 sonra 224 sonra 239 TL doğuşun kritik dirençleri. Yani otomotiv tarafında sadece Frotoyla ile ilgilendiğimi Başka var mıydı ya, Frodo, Tofaş, uzun vadeli Tofaş da güzeldi de uzun vadeli çok biri değilim bildiğiniz gibi. Ama sadece Froto şu an benim ilgimi çekiyor diye söylemiştim arkadaşlar. O da genelde trade için. Doğuş kısa vadede de çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Takip edenler için önemli seviyeleri bunlar arkadaşlar. Devam edelim, Ege'den bugün bir atak daha geldi. Regen 2 günde güzel toparladı. Yani %2, %5 artı 7, 7 buçukluk bir harekette 12 bin lira dayandık yeniden. E, 12, 778, 200 günlük ortalama. Şu bölgeler direnç ama çok oyalandığımız için ben artık 12.800'lere 12.778'lere 12, 778 doğru önümüzdeki hafta çok net bir atak bekliyorum açıkçası. 14 binde ana direncimiz. destek 11.130 arkadaşlar Egen tarafında. Güzel bir toparlama var. Devamı gelecek inşallah. Ekosu göstereyim. Ekos güzel bir hamle yaptı. Bekliyordum bu hareketi açıkçası. Ya burası önemli bir destek. 31.66 24.62. 62 ee, çok temas likidite alındı. Yukarı döndü. %3'lük bir kapanış. Daha iyi olabilirdi ama yanlar zaten çok hareket etmedi bugün farkındaysanız. Genelde e, endeks fazla hareketler oldu. Önümüzdeki hafta bu hareket devam edebilir. Yani 24-66 üzerinde kaldıkça kırmızı kutuya kadar bir atak beni şaşırtmaz açıkçası. İsmen'den nihayet bir hareket geldi. Ee, yani çok 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 e, mücadele verdi buralarda. Ee, burada daha önce konsolide olduğu zamanlarda iki kere %40'a yakın yükselişler yaptı. Yine öyle bir yükseliş verebilir mi diye düşünmüyor değilim açıkçası. Yani 44 TL'ye zaten buradan bir yükseliş yapsa yarısını, %30'unu alıyoruz. Yani %30'luk potansiyeli var bence. Orayı kırarsa yani %32'ye bile katlanabilir. Ee, ismini de takip ediyorum açıkçası. Ana destek 31-30 seviyesiyle. Ee, ya oya da bakalım hadi ana videoda alır, olurdu normal diyor O da gelmişken bakalım. Yani kırılım tam geldi diyemem. Çünkü şunları göstermiştim bakın 200 günlük ortalama 195 TL çok direnç var burada demiştim 200 günlükten reddedik 192'de kapattık 192.9'da 197'nin de geçilmesiyle yani enerjiler arasında son zirve temasını ilk beklediğim şirketlerden birisinin ya olduğunu söylemiştim bunu e, yapabiliriz gibi gözüküyor yani bir ters boyla da 295 oraları geliyordu değil mi 195'te aynı tamam Güzel. Yeo da bence güzel bir haftayı geride bıraktı. Haftalık yükselişimiz kaç? 3.5. Çok gerilerden geldik çünkü. Başka 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 kısa kısa kısa. Ne bakalım? Ne bakalım? Smart'ın çok iç açıcı bir bilançosu gelmedi. Ama teknik olarak güzel durumda bence. Yani burada mini bir bobin yaptı. 29.74 desteği. yani 29.74 korunduğu müddetçe ben Bilenço'nun ilk etapta kısa bir negatif bir baskısı olacağını sonrasında yukarı dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü teknik bence güzel. 29.74'ü takip edeceğim tamamen. Altında negatifim üstünde pozitif arkadaşlar. Ee, Kuzeybur'u çok hareket bekledim bu hafta Kuzeybur'dan yapamadım. Ee, kötü değildi. Yani 0'a 0 kapattı 2 gün. Bugün bir artı 1 kapattı ama çok hani bir hareket değil. Ama ben bu kutudan bir dönüş bekliyorum Kuzeybur'dan. Yani 90'lara kadar %14-15'lik bir hareket verebilir 91-92'lere. Ee, kırmızı kutu önemli bence kuzey burada iyi bir destek noktası arkadaşlar. Sonrasında Kimtex 17-16 e, ee, Kimtex buradaki cendereden çıkamıyor yani şurayı bakın şurayı hadi sileyim daha yakın bakmak için bakın şurası çok önemli bir destek burada bir bobinaj yapısı yukarı kırdı geldi bunun desteğine destek çalıştı da ama o kadar ağır hareket ediyor ki Kimtex ee, yani buradaki yapılar çalışacak olsa bile ömrümüzden ömür oluyor Yani şu mumlara bakın o kadar yerinde sayıyor ki her gün sıfır kapatıyor. Her gün sıfır kapatıyor. Sıkıcı gerçekten. Yani kısa da direnç olarak 17.55 görülebilir. Üzerinde birazcık daha rahat edebilir arkadaşlar. SRT yine çok beklentili olduğum şirketlerden birisiydi son zamanlarda. Henüz beklediğimi alamadım. Ee, neden henüz beklediğimi alamadım? Çünkü eee Doğru bir kırılım yapamadı. Yani yapmıştı o kırılım ama o sert düşüşe denk geldi. Şuradaki bu %5'lik düşüşe sonra da toparlanamadı. Yükselen trendin üzerinde kalmasını pozitif yorumluyorum. E 247 248 üzerinde de bence yeniden yukarı atak yapmaya elverişli olacak arkadaşlar. Yükselen trendin korunması bence pozitif. SDT'de 240 TL üzerinde kaldıkça potansiyelimiz var. Açıkçası sonrasında Ülker inanılmaz bir satış bilançoyla. Yani yeniden 120'yi kazandı dedik. Pozitif dedik. Ee, o kadar kötü bir bilanço geldi ki düştü. Düşüş onayı aldı bakın şu iğneye bakın. 120 TL attı iğneye bakın. Net bir düşüş onayı bu. 120 TL üzerinde tekrar atamadıkça arkadaşlar. Ee, ülke aşağı gelecektir. Şurası 113 TL bir e, tutunma noktası. 113 TL aşağı kırılırsa sıralı iki desteğimiz var. Biri 107.5, diğeri 97.55. Hocam oralara kadar gelir mi hiç belli olmaz. Gelebilir. E, bugünkü düşüş çok ekstra bence. Bu kadar olmaması gerekiyordu bence. Eğer 120 üzerine atamazsa can sıkıcı olur. Onur'da da kötü bilanci sonrası sert bir düşüş geldi. Yani Onur'a Açıkçası şu harekette ben istediğimi almıştım bir nevi. Ee, yeniden ya kutuya aşağıya ya kutuya gelir diyordum ya da şuralara gelir diyordum. Bilenço'dan sonra açıkçası şu ay odaklandım. Yani bu kutuya gelirse bakacağım. Ee, bu kutuya gelmezse biraz izlerim. Yani şuralardan dönüş ihtimali de var. Yani 76-74 aralığından dönüş ihtimali var. Ama e, kaçırsak da çok problem değil. Kırmızı kutudaki desteği önemsiyorum. 71-86-66-10 aralığını. Bir hisse daha bakayım arkadaşlar. Gerisini yarın bakalım. Patek bakayım hadi. Patek'ten de bugün dönüş bekledim açıkçası. Yani e, dönüş demeyeyim de tepki bekledim. Şöyle bir iğne bekledim. Yani 96'lara bir iğne atmıştı. Bugün öyle bir iğne atamadı. E, bir Yukarı bir salınım yapamadı ama kutuyu da kaybetmedi. Ya buralardan bir iğne verirse güzel. Dönerse güzel. Ama burayı kaybederse 78'e kadar geri çekilme görebiliriz. Çok dikkatli olmak lazım. Ee, birazcık risk içeren bir işlem olur arkadaşlar. Orada tabii ki kendi risk analizinizi kendiniz yapın. Bir yatırım tavsiyesi içermiyor tabii ki. Burası aynı zamanda 0.5 seviyesi. Bakın. Bakalım bir tepki alabilecek mi? Patek Bugünlük bu kadar dostlarım yarın ana videoda sizlerle beraber olacağım katılı videosuyla beraber olacağım sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları iyi geceler diliyorum bay bay